Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Herkese selamlar. Voley ekranlarında Çekirdekçi Tayfa Gedik Yatırım'ın sponsorluğunda bugün Ersin Düzen'le birlikteyiz. Benim için büyük bir onur, gurur. Estağfurullah. Ersin Düzen'le baş başa program yapmak. Yıllarca izledik. Ee, ve hani örnek aldığım isimlerden biri o var Mustafa'nın yapmak... bu haftalık nöbeti devraldım evet. evet. Mustafa'nın bir değişiklik oldu. Evet, e, işlerinden dolayı diyelim. E, bu hafta Ersin Düzenle birlikteyiz. Gedik Yatırım sunuyor programımızı bu arada Gedik Yatırım'dan bir haber vererek Hı -hı. başlayalım. E, Gedik Yatırım Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu. Bizlere de uzun süredir destek veriyorlar. Hem onun için teşekkür ediyoruz hem de 3 yıl boyunca voleybol milli takımının ana sponsoru olarak milli takımı, milli takımlara da destek verecek. Bunun için de kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk sporuna yaptıkları katkılardan dolayı diyelim ve programımıza bu şekilde başlayalım. Tabii senin yanında program açmak, program sunmak. Yok canım ya. Yani <laughs> Öyle şey de oldu benim için. Beni İlginç strese mi? sokarsın durup dururken. İlginç bir tecrübe oldu. Hemen sana pasa atıyorum. Fenerbahçe, Karagümrük Evet. Fenerbahçe ikinciliği Hani böyle bir garantileme maçı gibi baktığını anlıyoruz. İsmail Kartal da maçtan sonra bunu söyledi. Özellikle bir cümlesi vardı. Oradan pas atayım sana. Her zaman istediğiniz gibi olmayabilir. Ama yani yenilmemekte, maçı berabere bitirmekte, hedefe giden yolda yeterlidir dedi. Sen maçı nasıl gördün abi? Nasıl bir Fenerbahçe izledin? İsmail Kartal'ın açıklamalarından yola çıkarak. Ya şimdi diyelim ki Dünkü maçtan sonra o beraberlik Fenerbahçe'yi hala liderlik koltuğunda tutsaydı, taraftarın reaksiyonu, futbolcuların mutsuzluğu aynı olur muydu? Olmazdı. Yani düşün haftaya Malatya ile oynayacaksın ve sen son haftaya lider bir vaziyette giriyorsun. Bu karşılaşmada almış olduğun bir puanla. Aslında liderlikle ikincilik arasında bizim e, futbol anlayışımızda çok inanılmaz bir Fark var. Yani ikincilik sürekli hep değersizleştiriliyor. İkincilik bir başarı olarak addedilmiyor. Yani şampiyon olamazsan başarısızdır klişesi yıllardan beridir. Taraftarlar nezdinde, teknik adam üzerinde, futbolcular üzerinde de böyle bir baskı oluşturuyor. Şimdi Fenerbahçe'yi nereden nereye getirdiğine bakarsak eğer aslında... ...o zaman ikinciliğin kıymetli olduğunu anlayabiliriz İsmail Kartal ve futbolcular açısından. Evet Fenerbahçe'yi camiası için yeterli değildir ikincilik. Bir hedef de değildir. Ama birazcık 3,5-4 ay öncesini hatırladığınızda Galatasaray gibi olabilirdi Fenerbahçe. Beşiktaş gibi olabilirdi. Yani hedefsiz bir takım haline dönüşebilirdi Fenerbahçe. Sezonu son ana kadar böyle o kadar zorlanırdı ki bitirmek için. Futbolcular bir an önce sezon bitsin diye. Yani sürekli hep kafalarını farklı şeylerle meşgul etmek zorunda kalırlardı. Ama dün 40 bin aşkın taraftar vardı. Bunun sebebi neydi peki? Bu üç buçuk aylık süreçte gösterilen başarılı performans. Bu bakımdan ben taraftarın o son beş dakikadaki İsmail Hoca'da maç sonundaki açıklamasında da neden olduğunu ben de anlayamadım. Belki hani bu zamana kadar formuna geldik o yüzden taraftarın da beklentisi bir galibiyetti düşüncesi. Ama ben Kadıköy'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'a en azından görev yaptığı süreç içerisinde devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama güzel bir teşekkür etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ben o son bölümdeki ıslıklar için dün canlı yayında da benzer bir şey söyledim. Aynı noktadayım açıkçası. Daha net anlaşılması için bir kez daha ifade edeceğim. Ee, İsmail Kartal'a da olabilir. Ama sanki oyunun son bölümündeki oyuncu tercihleri daha çok istenmeyen oyunculara bir mesaj gibiydi bu. Özellikle Sosa başta olmak üzere. Sosa, Gustavo gibi. Özellikle son 3-5 dakikada yapılan paslar. Tabi burada yine dolaylı yoldan aslında hedef İsmail Kartal oluyor. Çünkü Hı -hı. İsmail Kartal maçtan sonra işte Maçı tutmak, ikinciliği tutmak bize bir puan yetecek dedi. Belki burada da Fenerbahçe teknik direktöründen beklentiyle gerçekleşen arasındaki fark bu ıslıklanmalara neden olmuş olabilir. Ama oradaki işaretler bence biraz daha oyuncuların tercihleri ya da hani tamam bu zamana kadar her şey iyiydi ama son bölümde böyle bir Fenerbahçe görmeyelim mesajı. Çünkü taraftarın elinde yapabileceği sadece bu var. Sadece ıslıklayabilir, sadece protesto edebilir. Tabii ki küfür vesaireyi dışarıda tutuyorum, onları hiç yok sayıyorum. Mesela dünkü maçta Zaits'le Gustavo ya da Sosa değil de Zaits'in yanında Crespo olsaydı, Mert Hakan olsaydı maçın son 5-10 dakikası böyle oynanmazdı. Fenerbahçe yine önde oynardı, yine ceza alanı çevresinde bir şeyler arardı. O zaman bu tepki de olmazdı. Hı hı. Büyük bir bölümü bence futbolcularaydı ama futbolcuları tercih eden de İsmail Kartal olduğu için onun da alması gereken bir şey, bir paye olabilir. Ama genel hı. olarak mesaj şu bence benim aldığım mesaj. Yani Fenerbahçe zaten ikinci olmamalı. Yani senin dediğin bakış açısına kesinlikle katılıyorum ama 8 yılın sonunda gelinen noktada gerçekten artık bir noktadan bir noktaya gelmek bile taraftarı yetmiyor. Çünkü İsmail Kartal'ın aldığı takımla şu an getirdiği takım ligin en iyisi İsmail Kartal'dan sonra. Trabzonspor'dan da daha iyi İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe. Ama bu sefer de taraftar o kadar artık yorulmuş ki. Yani son 10 senede neredeyse şunu düşünemiyor. Daha yani da düşünemiyor demeyeyim de yani şu çok ağır basmıyor. Evet ya çok kötü durumdan ikinciliğe geldik değil de neden bu kadar bu kararda geç kaldınız o zaman? İsmail Kartal 3 hafta önce gelseydi belki şampiyon olurduk. Bu biraz yılların yaşanmışlığının insanı hani böyle getirdiği ruh hali diyelim. Hani böyle hep mutsuzluk, hep kötü şeyler, şampiyonluk yok, kupa yok. Zaten işte 2011'den sonra çok yorulmuşsun, bir sürü şey olmuş, otobüsün kurşunlanmış. Artık taraftar çok yorgun. O yüzden böyle ufak şeyler, hani bardak dolu damlayana yazık olacak. Ya, o, 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 konuda kesinlikle haklısın. Son yıllarda sinir uçlarına en fazla dokunulan camia Fenerbahçe. Yani başına gelmedik şey kalmadı. Kesinlikle. Ve sürekli günden güne de hep yeni bir felaketle karşı karşıya kalıyor ve bu doğal olarak tabii ki bir de şampiyonluk olmayınca hani şampiyon olursun bu tür şeylere daha böyle birazcık daha eskeşersin ya da eskeşmezsin de biraz daha fazla sana dokunmaz. Ama şimdi bir taraftan şampiyon olamamanın gerginliği, bir taraftan da sürekli sinir uçlarına dokunulmasıyla birlikte doğal olarak bundan Fenerbahçe camiası inanılmaz derecede etkileniyor. Bunun karşılığında bir şey daha gördük ki İsmail Kartal'ın kredisi yok abi. Yani ne kadar başarılı olursa olsun şu kendi dönemin içerisinde kredisinin olmadığını dün de anladık. Beşiktaş derbisinden sonraki sosyal medyada yapılan yorumlar veyahut da işte yorumcuların da yine aynı şekilde düşünceleri Yani o yüzden zaten dedim ben hani İsmail Kartal'a en azından görev yaptığı süreç içerisinde bir teşekkür... Kadıköy'deki son maç itibarıyla teşekkür edilmesi iyi olurdu ama İsmail Kartal'ın da başka bir formülde bulması gerekirdi. Hı hı. Şimdi Crespo'nun yokluğunda Gaziantep maçını kazandın. Ama sıkıntı yaşadın değil hı hı. mi? Yani o maç en azından başka bir formül alayışı için bir e, i̇şaret. bir işaret olması gerekirdi. Derbi oyun olarak tatmin edici bir oyun olmadı. Hatta Beşiktaş kazanabilirdi. Evet. Beşiktaş daha belki de kritik noktalardaki eksikliklerine rağmen o karşılaşmada Fenerbahçe'ye göre bence daha iyi oynadı ve maça galibiyeti daha yakın taraftı. Dün keza Fatih Karagümrük maçında özellikle ilk yarıda yaşanılan sıkıntılar net bir şekilde Tabii ortada. Pozisyon üretemiyorsun. Bunun karşılığında kalende de sürekli pozisyon görüyorsun ve Altay ön plana çıkıyor. İşte Elindeki eksikliklerden, cezalardan, sakatlıklardan e, e, şikayet eden İsmail Kartal başka bir formül bulmalıydı. Yani İrfan'ın orta sahaya katkısı olabilirdi. Elinde sonuçta salayı var. Novak var normalde hiç değerlendirmiyorsun. Ferdi'yi belki orta alana çekebilirdin. Ferdi'yi ön blokta değerlendirebilirdin. Madem ki Sangarya'ya şans vermeye başladın. E, o sayeyi hücum attığında sonradan Sangare'nin sakatlığıyla birlikte beke çektin. Daha farklı planlar ortaya koyabilirdin. Yani Crespo'nun yokluğu. Hatırlarsan eğer e, Gustavo'nun sakatlandığı bir dönem vardı. Evet. Fenerbahçe'nin orta sahasında bu kadar futbolcu varken herkes eyvah Gustavo sakatlandı ne yapacağız biz diyordu. Ve sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. E şimdi bunu yeni bir formül bulmak işte büyük teknik direktörlüktür. Yani farklı farklı planlar. Bu yüzden Guardiola'sı, Klopp'u, ne bileyim Ancelotti'si farklı oyun çıkartabiliyorlar. Adamın 11'i de sağlam olmasına rağmen. Çünkü başka bir şey düşünüyor, başka bir formül üretiyor. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.